İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar çok heyecanlıyım Türkiye pazarına yeni giriş yapan bir firmanın bir ürünü sıcağı sıcağına elimize ulaştı Aralık ayı başı itibariyle Türkiye pazarına girdi Tekno firması ve onun pova cihazı elimde şimdi bu povayı kutusundan çıkaracağım bu videoda onu paylaşacağım ardından da bu videonun altına yapacağınız yorumlarla merak ettiğiniz şeylere cevap vereceğim bir içerik hazırlayacağım ama öncesinde sizlerden ricam kanalı büyütebilmek için kanalımızı geliştirip daha çok kitleye ulaşabilmek için lütfen aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayıp bize destek verin ve içerimizi beğenirseniz de beğen butonuna basmaktan çekinmeyin şimdi hazırsanız başlıyoruz Arkadaşlar ilk defa bir Tekno ürününü elime alıyorum. Pova modeli gayet büyükçe bir kutuyla geliyor. Şöyle bir baktığınızda bir karış aşağı yukarı 20 santim gibidir benim bir karışım. Ona yakın bir kutu ebatından bahsediyoruz. Çok sade bir kutu. Bu tarafta kabartmalı pova yazıları. Tekno'yu görüyorsunuz marka olarak. Dönüyoruz yan tarafa. Çok güzel bilgiler paylaşmış bizimle. Demiş ki bir kere ücretsiz sertleştirilmiş cam ekran koruyucu veriyorum. Çok güzel. Dönmüş bu tarafa. Kalitesinden bahsetmiş. Burada da demiş ki 128 GB depolama, 6 GB'lık da RAM sağlıyorum sana. Döndük bu tarafa arkadaşlar. Burada en belirgin olan şey Google Asistan desteğini sağlıyorum diyor ve özelliklerinden bahsetmiş. Android 10 geliyor. İşlemci içerisinde Mediatek Helio G80 platformunu barındırıyor. 8 çekirdekli bir işlemci olduğunu söylüyor. Boyutları cihazın 171,23, 77,57 ve 9,4 mm olarak verilmiş. Ekran 6,8 inç HD Plus Noktalı ekran demiş. Çözünürlüğü 720'ye 1640. Burayı bir merak ettik. Bakalım ne çıkacak. Kamera 8 megapiksel çift flashlı ön kamera var. 13 megapiksel de 4 flaşlı 4 arka kamera var diye belirtmiş. İşte GPS'i, Wi-Fi'yi, Bluetooth'u, FM radyosu ve OTG desteğinin olduğunu söylüyor. Sensörlerde G sensörü, ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, parmak izi sensörü, elektronik pusula ve çok kıymetli bir bilgi batarya 6000 miliamperlik bir batarya olduğundan bahsediyor. Keza burada da yine bu şeylerden bahsetmiş. Ekstra olarak da demiş ki bende bir de hızlı şarj var canım 18 watt hızlı şarj da destekliyorum demiş. Cihazın diğer tarafında da zaten e bilgileri vesaire bulunduğu için o kısmı size göstermeden şöyle kutuyu bir hemen açalım bakalım ne çıkıyor. Şunu da göstermek istiyorum size arkadaşlar. Burada bir sticker var. Tekno yazıyor ve diyor ki dikkat mühür filmi açılmışsa kabul etmeyin. Cihazınızın sağlam olduğunu açılmamış vesaire olduğunu bilin görün istiyor. Ben de şöyle mühür şeyini açalım artık. Açtık. Şimdi dayanamıyorum. Heyecanla kutudan çıkarmak istiyorum. Hop. İşte gördüğünüz gibi hemen üzerine zaten gerekli az önce kutu üzerinde okuduğumuz şeyleri buraya da yazmışlar. Detaylarına bakacağız. Yani kutuyu açar açmaz cihazın kendisiyle karşılaştık. Peki şunu bir alalım. Şurada gördüğünüz gibi çentik yerine delikli bir ekran tercih edilmiş. Şu arkadan da yine koruyucu filmi kaldıralım. Burada arkadaşlar başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bir sticker bir şey var mı? Yok. Arka tarafta parmak izi okuyucusunu konumlandırmışlar. Dört tane kamerayı konumlandırmışlar. Dörtlü bir flash olduğundan bahsetmişti. Aşağı tarafa geleceğiz ve maalesef burada ben USB tip C görmeyi beklerdim ama micro USB. Alt tarafta bir kulaklık girişi ve bir mikrofon girişi bulunuyor. Bir ses çıkış alanı bırakmamışlar. Yani burada bir hoparlör göremedim arkadaşlar. Sesi nasıl verdiğine bakacağız. Ses butonlarının altında bir güç butonu konumlandırmışlar. Güç butonuna basalım. Cihazın sağ tarafında tekno yazısını gördük. Burada ses kısmı açma tuşları. Burada sim çekmecesi ve şu tuş ne işe yarıyor ya birazdan bakacağız. Yukarı tarafta arkadaşlar ahizenin olduğu kısmı görüyoruz. Bir de çentik yerine delikli bir ekran var. Cihazda başka da bir şey yok. Ben cihazda hoparlör göremiyorum. Evet, sadece bu ahize kısmından ses geldi. Şaşırdım. Şimdi şu cihazı bir kurmaya başlıyorum ben. Hi OS diye de yazmışlar. Başlat Türkiye Sim kartlarınızı şimdilik atlayalım. Wi-Fi'ye bağlandık. Join'in kullanıcı deneyimi iyileştirme planı vesaire. İşte kullanıcı deneyimi iyileştirme programına katılacak mısın? Yukarıdaki şeyleri kabul ediyor musun? Hadi edelim bir şeyimiz olsun. Bir katkımız olsun kullandıkça. Görelim Wi-Fi ağına bağlanmıştım zaten. Cihazın kurulmasını bekliyorum. Benim cihazım Elimdeki cihaz büyülü mavi diye geçen cihaz arkadaşlar hoş bir tasarım böyle işte ışıkla beraber değişen güzel renkleri var Bunun bir hız moru bir de parlak siyah renkleri mevcutmuş bana gelen buydu arkadaşlar Bir yerden bir şey içerik kopyalamayalım direkt başlayalım şu ana ekranı bir gösterebilmek istiyorum Kutu içeriğine de devam edelim istiyorum o arada Ana ekrana geldiğimizde göstereceğim. Şu an %60 seviyesinde bataryayla geldi. Kutudan çıkarken %60'la çıktı. Şu Google ekranlarını da atlayalım. Daha sonra ben hesaplarımı kuracağım. Ve detaylarına bakacağım. Sizlere göstereceğim. Siz de merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Hemen şöyle bir uygulama öneriyor. Jumping Zoo diye. Kendi içerisinden gelmiş. Hadi bunu da yükleyelim bakalım. Neyse anlaşmalarım vardır. Nedir? Koyduk kenara. Ha, parmak izi tanıyabiliyor. Yüz tanıma var parmak izinden ayrı olarak. Bir de kilit ekranı var. Bunu da atlıyorum. Ben bunların hepsini sonradan kuracağım. Bir uyarı verdi dahili pili zorla çıkarmaya çalışmayın diye telefonu yeniden başlatmak için de 8 saniye güç tuşuna basın diyor arkadaşlar. Güç tuşu da şu gördüğünüz sağdaki tuş soldaki kırmızı tuşun işlevi farklı. Şu bir kenarda dursun. Hayos Launcher diye kendi yazılımında HiOS diye belirtmişler. Sade, şık, güzel bir tasarım. Ekran da güzel. Durun bakalım şimdi. Bu cihaz kenarda bir dursun. Kutu içeriğine devam ediyoruz. Şimdi bir POVA zarfı çıktı arkadaşlar. POVA zarfının içinden ne çıkacak? Hadi gelin buna bakalım. Az önce söylemişti yani sertleştirilmiş bir cam vereceğim diye. Bu gerçekten bildiğiniz cam koruyucu olacaktır. Bunu telefonumuza uygulayacağız. Deneyeceğiz biz bunu daha sonra bir denerim. Şimdi hemen burada takamayacağım onu. Burada da cep telefonunuzun garanti belgesi bulunuyor. Burada arkadaşlar ithalatçı firma Evofon diye geçiyor. Garanti belgesi de Evofon'dan bu bilgiyi de paylaştık. Kullanım kılavuzu çıktı. Koyduk kenara. O bak bu güzel. Çok da güzel yerleştirmişler kutuya. Tasarımı da güzel. Hani düz bir sade şeffaf bir şey değil. Böyle renkli, hoş olmuş. Bunu kılıfa bir oturtalım. Telefonumuza zarar vermeden çat diye oturtalım. Çok güzel oldu. İşte adaptörümüz arkadaşlar. Made in China diye de yazıyor ve okuyalım detayları. 9 volt 2 amper ya da 12 volt 1,5 amper şeklinde verilmiş. Dolayısıyla 18 watt hızı destekleyen. Şurada da yeşil detaylar var. Bu da çok güzel. E, başka ne çıkacak buradan? Aa çok güzel. Ne çıktı göstereyim gördüğünüz gibi Eski tip micro USB uç çıktı arkadaşlar Bununla cihazınızı şarj edebiliyorsunuz Bir de içerisinden kulaklık çıktı kablosu ince böyle Şöyle bir basit bir kağıtla sarılmış Önemli değil Üzerinde buton var çağrılarınızı cevaplayabileceğiniz Bak şurada bir tasarım farklılığı var Gördüğünüz mü bir burada bir burada çıkışı bulunuyor. Ucu da normal 3,5 milimetrelik jack ucu olan bu kulaklığı da ayrıca deneyeceğim arkadaşlar. Ve zarf içerisinden son çıkan şey de şu SIM düttürgeci. Şimdi bununla bir o slotu çıkarıp içerisinde kaç tane SIM kart olduğunu merak edenler için onu da göstermek istiyorum. Bu arada bu kılıf gerçekten iyi. Evet. Bu sevdiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar. İki tane sim kartınızı takabiliyorsunuz. İlaveten bir tane de hafıza kartı takabiliyorsunuz. SD kart takabiliyorsunuz. Bu gerçekten iyi bir özellik. Yani aynı anda iki telefon taşımak istemiyorum ama çift sim kart kullanmak zorundayım ben diyenler için gerçekten iyi düşünülmüş şeylerden bir tanesi. Böyle telefonları seviyorum. Performansını da göreceğiz, değerlendireceğiz. Şimdi kutuyu şöyle bir kenara topluyorum. Detaylarına bakacağız. Şöyle o çok güzel güzeldi ekran. Bir dakika. Bak her açtığımda farklı bir tasarım geliyor. Bu da çok güzel. Şu, şu da çok hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. Bir şeyi merak ediyoruz. Youtube'da bir video izleyeceğiniz zaman en yüksek kaç pikselle veriyoyu göstermek istiyorum. Mesela ben kendi kanalımdan son yüklediğim işte videolardan bir Poco videosu açayım. Şimdi bunun çözünürlüğüne bakalım en son 720p ile izletebiliyor arkadaşlar. Yani ben bunu 1080p olarak yükledim. Destekleyen telefonlarda 1080p görebiliyorsunuz ama bunda maalesef en fazla 720p şeklinde görebileceksiniz çözünürlüğünü. Şöyle detaylarına bakacağız. İnceleme videosunda çok detayına gireceğiz zaten. Genel itibariyle bir şey izlerken nasıl sonuçlar verdiğinden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Onun haricinde şöyle bir geçişlere bakalım. Bir kasma donma vesaire gibi bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdilik bir şey yaşattırmıyor. Menüsünü harflerle sıralamışlar. Genel itibariyle tasarım anlamında bence şık bir telefon. Doğru söylemek gerekirse ben gerçekten beğendim tasarım dilini. Bu renk çok hoşuma gitti. Büyülü mavi diye geçen rengi. Ekran 720p'den daha yüksek bir seviyede olsaydı iyi mi olurdu? Kesinlikle çok iyi olurdu. Bir de Tekno Pova'nın yani Tekno Mobile'ın Türkiye'deki sayfasına girdiğiniz zaman POVA'nın ekranına geldiğinizde satın al linkine tıkladığınızda sizi hepsi buradaya yönlendiriyor. Hepsi burada da bugün itibariyle bu ürünün fiyatı 2998 lira 99 kuruş olarak açıklanmış. Mor renginin mavinin de keza öyle 128 GB'lık bir model. Dolayısıyla ilerleyen günlerde fiyatla ilgili herhangi bir değişiklik olur mu? Yeni bir yapılanmaya gider mi? Böyle mi kalır? Bilmiyorum. Ben inceleyip detaylarına bakacağım lütfen siz merak ettiğiniz her şeyi videonun altına yorumlar kısmına yazın. Detaylarına hep birlikte bakalım ve merak ettiğiniz her şeyi cevaplamaya çalışalım. Bir başka incelemede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bize destek verin ve eğer içeriğimizi beğenirseniz de beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Hoşçakalın.